Değerli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'den, gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Emekli TV'ye hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerimiz, bu yayınımızda Avrupa'nın her ülkesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızı çok yakından ilgilendiren haberleri vereceğim. Bunun yanı sıra İsviçre'de, evet, Avrupa'nın en zengin ülkelerinden bir tanesi olan İsviçre'de insanların nasıl fakirleştiğini anlatmaya çalışacağım. Ayrıca değerli izleyicilerimiz, dünyanın hangi ülkesinde yaşıyor olursanız olun, Türkiye'den büyük bir müjdeyi sizlerle paylaşacağım. Eğer siz de Türkiye'de emekli olmak istiyorsanız, emekli maaşı almak istiyorsanız, kaç yaşında olursanız olun, 30, 40, 50, 60 hiç fark etmez, bu yayınımızı sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde takip ediniz. Bunun yanı sıra değerli izleyicilerimiz, hanım izleyicilerimizin özellikle bu yayını takip etmesini rica ediyorum. Çünkü yaşamış oldukları ülkelerde hiç çalışmasa bile Türkiye'de emeklilikleriyle ilgili çok çok önemli ve herkesi çok sevindirecek olan bir gelişme var. Bunu da bu yayınımızda sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere koronavirüs ardından da Rusya-Ukrayna savaşı ile beraber artan fiyatlar Avrupa'da yaşayan pek çok kişinin hayatını olumsuz yönde ekonomik olarak etkiledi. Çarşıda, pazarda artan fiyatlar üzerine bir de zamlar, değerli izleyicilerimiz, maalesef işçiyi, emekliyi, sosyal yardım alanı ciddi anlamda bir çıkmazın içerisine sürükledi. Avrupa'nın en zengin ülkelerinden bir tanesi olan İsviçre ile ilgili olarak enteresan bir istatistik var. Bakın, İsviçre'de yaklaşık 722 bin kişinin 2020 yılında yoksulluktan etkilendiği, 2021 ve 2022 yıllarında bu rakamların yaklaşık 1 milyon kişiye çıkacağı ifade ediliyor. Bu rakam İsviçre nüfusunun %8,5'una tekabül ediyor. Yani ortalama bir rakamla %10 dersek, artan bu fiyatlar vatandaşın ciddi anlamda ekonomik olarak büyük bir çıkmazın içerisine girdiğini bize gösteriyor. Şimdi İsviçre'de yaklaşık 1 milyon kişi bu artan hayat şartlarından dolayı etkilendi diyoruz. Şimdi İsviçre'ye baktığımız zaman İsviçre'nin milli gelir düzeyi Yunanistan'dan 2,6 kat, Fransa'dan 1,4 kat, Almanya'dan 1,2 kat ve Avusturya'dan 1,1 kat daha fazla. Şimdi buna rağmen biz buna ne diyoruz? Kasada para var. Ağzına kadar dolu. Dünyanın parası İsviçre'de. Ama İsviçre'de yaşayanlara para yok. Vatandaş sağlık sigortasını kendi ödeyecek. İhtiyaçlarının büyük bir kısmı için devletten yardım almayacak. Sonra da denilecek ki biz sosyal devletiz. Tamam, sosyal devletsiniz, kabul ediyorum. E peki bu rakamlar ne? Ülke nüfusunun %10'u büyük bir sıkıntının içerisine girmiş vaziyette. İsviçre tabii ki hani rakam olarak baktığımız zaman tabii ki pek çok ülkeden gelir düzeyi olarak yüksek, ama İsviçre'de bir tane ekmek aldığın zaman 40 lira para ödüyorsun TL'ye vurduğun zaman. Yani para kazanıyorsun da o hayatta orada hiç ucuz değil. Şimdi değerli izleyicilerimiz, aslında İsviçre'deki bu durum Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, Norveç, Belçika, Avusturya, İngiltere gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşamış olduğu pek çok ülkede var. İtalya, İspanya'sı, Portekiz'ine kadar. Vatandaşın ucu ucuna ay sonunu getirip ya da getirememesi. Hesap bu. Şimdi bakın, son 2 yılda Avrupa'da artan kira fiyatları, elektrik, su, doğalgaz, ısınma gibi aylık olarak ödemiş olduğumuz giderler en az ortalama %50 arttı. Bak, en az Avrupa ortalamasını söylüyorum. Çarşıda, pazarda mutfak ihtiyacımız için daha önce harcadığımızın en az %30'unu daha fazla harcıyoruz. Özellikle hanım izleyiciler daha iyi biliyorlar. İşçi arkadaşlar ucu ucuna. Emekli Avrupa'da yaşayan bir ölü. Kusura bakmayın, hiç kimse alınmasın. 300-400 euro, 500 euro emekli maaşı alanlar var Almanya'da. Sosyal yardım olmasa zaten hepten bitmiş. Bir tek nefes alacak, o kadar. O da yok. Şimdi
Bizim vatandaşlarımız içerisinde özellikle emekliler ne yapıyorlar? Yılın belirli kısmı için Türkiye'ye gidiyorlar. Niye? Yetmiyor maaş. Maaş yetmediği için git gel yapıyorlar. Şimdi baktığımız zaman Avrupa'ya sen varlık içerisinde vatandaşına yokluk çektiriyorsun. Ben böyle görüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi Almanya ekonomisine bakıyorum. Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden bir tanesi. İsviçre'ye bakıyorum. Dünyanın parası İsviçre'de. Norveç'e bakıyorum. İsveç'e bakıyorum. Finlandiya'ya bakıyorum. Danimarka'ya bakıyorum. Avusturya, İngiltere. Yani saydığım ülkeler dünyanın en zengin ülkeleri. Yani Papua Yeni Gine'yi, Afrika'nın ne bileyim işte Uganda'sını, bilmem neresini saymıyorum yani. O zaman ortada bir problem var bakın. Problem şu. İktidara gelen siyasetçiler kasanın anahtarını, devletin kasasının anahtarını ne yapıyor? Pantolonun cebine koyuyor. Kadın yöneticiler de buradan aşağıya koyuyor anahtarı. Aman kimse gelmesin. 5 kuruş para vermeyelim. Emekli işçi idare etsin durumları. Yeter ki ülkenin maliyesi zengin olsun. Ben bunu görüyorum, bunu anlıyorum. Şimdi sen emekliye Almanya gibi bir ülkede 400-500 euro veriyorsan, sen 25-30 yıl boyunca çalışan bu adama ihanet ediyorsun demektir. Sen bunun sırtından kazandın, bu ülke için üretti, alın teri döktü, bu ülke için katma değer oluşturdu, 500 euro para veriyorsun. Şimdi biri şunu söyleyebilir, ne kadar ekmek o kadar köfte, yani ne kadar prim ödediyse o kadar alır. Bakın, bu doğru bir yaklaşım değil. Birinin maaşı yüksektir, 2000 euro maaş alır. Birinin maaşı düşük diye sen onu yokluğa, açlığa mahkum edemezsin. İnsani bir standart olur. Almanya'da bugün en düşük emekli maaşının 1400 euro olması gerekiyor. 1400 euro. Çalışan bir kişinin şu anda Almanya'da alması gereken en düşük net maaşı söylüyorum 2000 euro. Ama vatandaş maaşından alınan kesintilerle yani brütle net arasındaki bu para yine devletin kasasına gidiyor. Bu işveren için de yük. Hani sadece işçiye verin demiyoruz. İşverene de daha fazla vergi ödetiyorsun. Bir kere koronavirüsle beraber başlayan ve Rusya-Ukrayna savaşıyla artan bu ekonomik sıkıntıyı Avrupa'da gidermenin tek bir yolu var. Asgari emekli maaşı, asgari çalışan maaşı arkadaşlar olmak zorunda. Şimdi saat ücreti Almanya'da 12 nokta küsür euro diyelim. Hadi sen bunu 15 yaptın. Yetecek mi? İnsani bir şekilde düşünelim bakın. Hani ne iş yaptığı önemli değil. İnsan bu. Yiyecek, içecek. Yani maaşı yüksek olanla hani düşük olan kıyaslaması değil. İnsan olmasıyla ilgili bir şey. Yiyecek, içecek, giyinecek, ısınacak, barınma ihtiyacı. Şimdi baktığın zaman sen bir adama 400-500 euro veriyorsun. Sonra da diyorsun ki gel diyorsun ben sana bakayım belki sosyal yardım veririm diyorsun. Maaşının yetmediğini biliyorsun. Ya bu ne demek yani şimdi? Ev kiraları uçtu. Bakın evinden çıkmak zorunda olan, ev arayan, insanların ev bulabilme şansı çok zayıf. Çünkü vatandaş 700-800 euro şu anda Almanya'da ya da diğer ülkelerde bir evde oturuyorsa, ev değiştirirse en az 1100-1200 euroya belki bulur. Ev almak işi zaten hayal. Avrupa'da ev sahibi olmak hayal oldu. Çünkü artan ev fiyatları, artan kiralar vatandaşı ister istemez yarına dair ben ne yapacağım psikolojisinin içerisine düşürüyor. Evet, mutlak surette Avrupa'da taban emekli maaşı, taban çalışan maaşı uygulamasına geçilmek zorundadır. Yoksa bu gidişle vatandaş ölene kadar işte eline 3-5 kuruş para geçecek, cepte kenarda 5 kuruş para olmayacak. Şimdi bu videonun başında bir müjdemin olduğunu söylemiştim. İşte tam bu noktada geleceğinizle ilgili çok çok önemli bir müjde var. Türkiye'den yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın çok yakından ilgileneceği bir haber var. Siz de geleceğinizi planlamak istiyorsanız,
Gelecekte bir gün gelecek diyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen dikkatli bir şekilde takip ediniz. Eğer siz de yurt dışında yaşıyorsanız, benim de bir emekli maaşım olsun diyorsanız şimdi anlatacaklarımı lütfen sonuna kadar dikkatli bir şekilde takip ediniz. Kıymetli izleyicilerimiz, 2019 yılında yurt dışı emekliliği ile ilgili bir yasa çıktı. Bu yasadan sonra vatandaşlarımızın çoğu kulaktan dolma bilgiler nedeniyle Türkiye'de ben nasıl olsa artık emekli olamayacağım, yüksek paralar ödemem gerekiyor düşüncesiyle emeklilik defterini kapattı. Ben de geçtiğimiz günlerde İstanbul'da, Türkiye'de sosyal güvenlik uzmanı Sayın Özgür Kaya ile bir araya geldim. Özgür Bey şunu söyledi. Özgür Bey, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın özellikle içinde bulundukları bu sıkıntılı ekonomik dönemde Türkiye'deki emekli maaşını alma isteği arttı. Ancak vatandaş Ali'den, Veli'den, eşinden, dostundan, arkadaşından, iş arkadaşından duydukları nedeniyle çok para ödeyecekmişim dediği için emeklilik defterini açamıyor. Biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza bu emeklilik defterini nasıl açabiliriz? Vatandaşımız Türkiye'de nasıl emekli olabilir? Kendisini bana söyledi. Bakın, konuyla ilgili röportaj da bu videonun altında. Linki var, tıklarsanız izlersiniz. 3500 euro ödeyerek emekli olan da var. 5000 ödeyerek emekli olan da var. 10.000, 15.000, 20, 30, 40.000 euro ödeyerek emekli olan da var. Ama vatandaş hangi kategoride olduğunu bilmiyor. Yani kaç para ödeyeceğini bilmiyor. Kaç para maaş alacağını bilmiyor. Ne zaman emekli olacağını bilmiyor. Türkiye'ye gittiği zaman sağlıktan, doktordan nasıl yararlanacağını bilmiyor. Bunların hiçbirini bilmeden Ali'den, Veli'den duyduklarında tamam diyor, ben artık emekli olamam. Arkadaşlar, önce durumunuzu öğreneceksiniz. Siz hangi kategoridesiniz? Çifte vatandaşlar, mavi kartı, pembe kartı olanlar, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olanlar, dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın. Yaşamış olduğunuz ülkede ister geçmişte bir çalışmışlığınız olsun ister olmasın. Çocuğu olan hanımefendiler, çocuğu olmayan da hanımefendiler. Beyler, Türkiye'de geçmişte ister sigorta girişiniz olsun isterse hiç olmasın, sizin de Türkiye'de emekli olma hakkınız var. Vatandaş bunu bilmeden, durumunu bilmeden emeklilik defterini kapatmış. Şimdi beni dünyanın neresinde yaşıyor olursanız olun, şimdi daha da dikkatli dinleyin. Önce durumunuzun tespiti yapılacak. Yani basitçe biz size durumunuzun emeklilik röntgeniniz çekilecek. Bu röntgen çekildikten sonra sizin nasıl emekli olacağınız ortaya çıkacak. Devlete en az parayı ödeyerek nasıl yüksek emekli maaşı alacağınız ortaya çıkartılacak. Çocuğu olanlar, Türkiye'de askerlik yapanlar çok daha az para ödeyerek Türkiye'de emekli oluyor. Daha kolay oluyor. Şimdi kaç yaşında olursanız olun diyorum, bakın 30, 40, 50, 60 fark etmez. Önce durum tespiti yapılacak. Gençler şunu söyleyebilir. Ya benim 30 yaşındayım, 40 yaşındayım, emeklilikte ne işim var? Hayır. Asıl bu iş size lazım. Geleceğinizi planlayacaksınız. Emeklilik planlamanızı yaptıracaksınız. Nasıl emekli olacaksın? Ne yapman gerekiyor? Devlete kaç para ödeyerek yüksek emekli maaşı alabilirsin? Hem kendin için, hem eşin için, annenin için, baban için mutlak surette bu fırsattan yararlanacaksınız. Peki vatandaş soruyor, nasıl yapacağız? Ben Almanya'dayım, Fransa'dayım, Amerika'dayım, Kanada'dayım, Avustralya'dayım, İngiltere'deyim, Hollanda'dayım. Şimdi yapacağınız şey çok basit. Bu sadece ve sadece Emekli TV izleyicilerine özel bir durum. Büyük bir fırsat, sakın kaçırmayın. Şu anda ekranın altında bir telefon numarası görüyorsunuz. Artı 90 546 102 41 42 numaralı WhatsApp hattı. Şimdi hemen bu numarayı telefonunuza kaydediyorsunuz. Sonra WhatsApp'tan şunu yazıyorsunuz. Ben emeklilik danışmanlığı almak istiyorum. Bu kadar. Hemen şimdi
WhatsApp'ın başında arkadaşlarımız var, size cevap verecekler. Bakın, vatandaşlarımızın geçmişte ben 3-4 bin euro danışmanlık ücreti ödeyerek mağdur edildiğini, emeklilik parasını devlete ödemesi gereken paraları sözde bazı sosyal güvenlik uzmanlarına ödeyip mağdur edildiklerini, dolandırıldıklarını çok çok iyi biliyorum. Artık bu dönem kapandı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı hiç kimse dolandıramayacak ve mağdur edemeyecek. Özgür Bey'e ben şunu söyledim. Bak dedim Özgür Bey, vatandaşın mağduriyeti ortada. Artık Avrupa ya da diğer yerlerde eskisi kadar rahat değil. Ekonomi gerçekten iyiye gitmiyor. Çok cüzi bir rakama vatandaşa danışmanlık hizmeti vereceksin. Ve vatandaşın tüm emeklilik işlemlerini de sen yapacaksın. Yani SGK'ya, SSK'ya sen başvuracaksın. Bütün formları dolduracaksın, dilekçeleri yazacaksın. Tüm müracaatları yapacaksın. Vatandaşa emekli maaşını bağlatacaksın. Bunun için de ek hiçbir ücret almayacaksın. Bu iş için sadece emek hakkı olarak sadece 120 euro ödeyeceksiniz. Sadece 120 euro. Başka hiçbir ücret yok. Dünyanın neresinde olursanız olun. Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, Danimarka, Amerika, Kanada, Avustralya. Nerede olursanız olun. Suudi Arabistan'dan tutun Katar'a kadar. Nerede bir vatandaşımız varsa, yurt dışında yaşıyorsa bu fırsattan sadece 120 euroya yararlanacak. Özellikle bakın hanımlar bundan yararlansın. Bugün Türkiye'ye gidiyorum desen en az 1000 euroya mal olur. Gideceksin, uçak parası vereceksin. Orada birilerine para vereceksin. Onu da bırak. Türkiye'de bir akrabanı bile 120 euroya SSK'ya gönderemezsin. Gitse ne yapacak? Ne biliyor ki? İşi uzmanından öğreneceksin, işi uzmanına yaptıracaksın. Emeklilik hayatta bir sefer olan bir şey. Yanlış bir müracaat yaparsan, yanlış bir form yaparsan, yanlış bir borçlanma yaparsan alacağın para yükseliyor, maaşın da düşüyor. İşte biz bu mağduriyetleri artık ortadan kaldırıyoruz. Bitti. Şimdi siz sadece 120 euroya arkadaşlar, yani evden çıkalım sabahleyin, cebimize 120 euro koyalım, akşam döndüğümüzde cebimize 5 kuruş para kalmaz. Siz geleceğinizi planlıyorsunuz. Geleceğinize yatırım yapıyorsunuz. Hanımlar dedim. Hanımlara bir ayrıcalık daha var. Eğer hanımlar eşleriyle beraber danışmanlık alırsa, yani kocasıyla beraber danışmanlık alırsa %50 indirim hakkı var. Yani karı koca birlikte danışmanlık alırsa 240 euro ödemeyecek, sadece ve sadece 180 euro ödeyecek. Hanımlara Emekli TV'nin bir jesti bu. %50 indirim hakları var. Kocalarıyla beraber danışmanlığı alırsa, tek başına alırsa 120 euro ödeyecek. Şimdi bu fırsat bir daha gelmeyecek. Çok kısa bir süre için geçerli. Bu fırsatı sakın ola ki kaçırmayın. Ali bunu demiş, yok Veli bunu demiş, oraya gitmişim, yok bilmem ne demiş, paranızı kaptırmayın. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Milletin de işini doğru düzgün yapmıyorlar, ya yarı yolda bırakıyorlar, ya sonradan ek paralar istiyorlar, ya da işi yanlış yapıyorlar, vatandaşı yüksek paralara borçlandırıyorlar, vatandaş da çok düşük emekli maaşı alıyor. Artık bu dönem bitti. Emeklilikle ilgili, sosyal güvenlikle ilgili ne konu olursa olsun, aşağıdaki telefon numarasını şimdi telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan şimdi düşünecek bir şey yok. Hemen yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı almak istiyorum diye yazıyorsunuz. Şu anda WhatsApp hattının başında bulunan arkadaşlarımız size hemen bir hesap numarası atacaklar. 120 euroyu ödeyeceksiniz ve Özgür Bey'le bir randevu oluşturulacak. Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim ben yurt dışındayım. Şimdi siz nerede olursanız olun. Size bir randevu verilecek ve bu randevu günü ve saatinde Özgür Bey'le cep telefonunuzdan ya da iPad'inizden görüntülü bir şekilde canlı olarak yüz yüze konuşacaksınız. Özgür Bey size bazı sorular soracak, bilgilerinizi alacak, tüm bilgilerinizi ve sizinle ilgili özel bir çalışma yapacak. Yani sizin röntgeninizi çekecek, emeklilik röntgeninizi. Daha sonra
sizin nasıl devlete en düşük parayı ödeyerek en yüksek maaşı alabileceğinizin formüllerini çıkartacak ve siz tamam ben emekli olmak istiyorum dediğinizde sizinle ilgili tüm müracaatları yapacak. Sizin Türkiye'ye gitmenize falan gerek yok. Bu müracaatları yaptıktan sonra arkadaşlar sizin yaşamış olduğunuz ülkedeki evinize, posta adresinize, Almanya'daysa Almanya hangi ülkedeyseniz Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan bir mektup gelecek. Denilecek ki işte Ali Bey, Fatma Hanım sizin müracaatınız alınmıştır. 3 ay içerisinde şu kadar parayı eğer öderseniz emekliliğe hak kazanacaksınız denilecek. Siz bu emeklilik parasını da size Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan gelen mektupta yazan devletin, SSK'nın, SGK'nın kendi hesap numarasına devlet bankalarına ödeyeceksiniz. Yani Özgür Bey'in sadece 120 eurosunu Özgür Bey'in hesabına geri kalan sizin evinize mektup geldikten sonraki kısmı ise devlete ödeyeceksiniz. Hiçbir mağduriyet yaşanmaması için kafalarda soru işareti olmaması için bakın bu kadar detaylı anlatıyorum. Bu fırsat bir daha gelmeyecek. Türkiye'ye gittiğiniz zaman bankaya hesabınıza paralarınız yatmış olacak. Maaşınızı her gittiğinizde tıkır 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 çekeceksiniz. Şimdi birileri şunu söylüyor. Diyor ki ya Türkiye'de emekli maaşı yüksek değil. Hangi ülkede yüksek? Almanya'da emekli maaşı yüksek mi? Fransa'da yüksek mi? Hollanda'da yüksek mi? Hangi ülkede yüksek? Geleceğin ne olduğu belli değil. Hiç kimse, bakın değerli izleyicilerimiz, gelecekle ilgili ya işte benim başıma bir iş gelmez, işte benim bu paraya ihtiyacım olmaz demez. Özellikle hanımefendiler hayatlarını kocalarına adarlar, çocuklarına adarlar. Yıllar geçer, geriye dönüp baktıklarında elde avuçta hiçbir şey yok, emekli maaşı yok, elde avuçta 5 kuruş para yok. Şimdi özellikle hanımların ben bundan yararlanmasını istiyorum. Çünkü hanımlar hep geri planda bırakıldı bizim toplumumuzda. Şimdi önce hanımların ben başvurmasını rica ediyorum. Sadece 120 euro. Tabii ki bakın karı koca birlikte bu fırsattan yararlanın. Eğer tek kişi başvuracaksa bana soracak olursanız öncelik hanımların. Kusura bakmayın beyler. Şimdi karı koca birlikte 180 euro ödüyor. Tek kişi başvurursa 120 euro ödüyor. Yani bugün kalkıp Türkiye'ye gidiyorum desen bu işi yaptıramazsın. Bak sakın ola ki birileri şunu söylemesin. Ya bedava olsun falan böyle bir şey yok. Bedava olur mu kardeşim? Sen birisi için günlerce çalışıp birisi için gidip SGK'ya başvurularda bulunacaksın falan. Niye? Ben bunu tekrar tekrar anlatıyorum. Kapı kapı dolaşmayın. Dolandırılmayın. Bakın ben görüyorum. Özellikle Avrupa'ya yayın yapan bazı televizyon kanallarında bazı hokkabazlar var. Vatandaşı kandırıyorlar. 3-4 bin euro danışmanlık ücreti alıyorlar. Bu paraları ödemeyin kardeşim. Dolandırılmayın. Artık yapacağınız tek bir şey var. Aşağıdaki telefon numarasını telefonunuza kaydediyorsunuz. WhatsApp'tan hemen şimdi yazıyorsunuz. Emeklilik danışmanlığı istiyorum. Artık kapı kapı dolaşmak yok. Bitti. Bu kadar basit. Düşünecek bir şey yok. Neyi düşüneceksin arkadaş? Tamamı 120 euro. Kendinle ilgili, eşinle ilgili, annen babanla ilgili ya da çocuklarınızla ilgili bu adımı atın. Gelecek de bir gün gelecek. Aslında siz geleceğe hazırlık yapıyorsunuz. Gençler bakın. Sakın ola ki emeklilikle işim olmaz diyerek bu işi kenara atmayın. Asıl size lazım. Geleceğinizi şimdiden planlayın. Emeklilikle ilgili emeklilik planlamanızı çıkarttırın. Emeklilik haritanızı çıkarttırın. Hepsini Özgür Bey yapacak sizin için. Eşiniz için, kendiniz için, anneniz, babanız için mutlaka bundan istifade ediniz. Benden size söylemesi, sonra bana demeyin ki ya Fatih Bey biz fırsatı kaçırdık. İşte fiyat yükselmiş demeyin. Kısa bir süre için geçerli. 120 euroya danışmanlık zaten yok. Siz de benden iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar değerli izleyicilerimiz bizlere güvenerek adım atan, danışmanlık alan, emekli maaşı bağlanan pek çok izleyicimiz var. Hepsine teşekkür ediyorum. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Hala danışmanlık alan çok sayıda vatandaşımız var. Onların da işlemleri başladı. Emeklilik müracaatları yapıldı. Onlar da yakında emekli maaşlarına kavuşacaklar. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Bu fırsat bir daha ayağınıza gelmez. Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıkta
Böyle bir hizmet alacaksın oturduğun yerden. Her şeyin en doğrusunu öğreneceksin. Devlete en az miktarda parayı ödeyip en yüksek emekli maaşını alacaksın. Daha ne olsun? Evet, değerli izleyicilerimiz, tekrar ediyorum. +90 546 102 41 42 numaralı telefonu hemen şimdi düşünmeye gerek yok. Şimdi danışmanlık almak istiyorum diye yazıyorsunuz ve emekli maaşına giden yolda ilk adım atıyorsunuz. Şimdiden herkese hayırlı uğurlu olsun. Evet kıymetli izleyicilerimiz, gerek ana vatanımız Türkiye'mizden gerekse de dünyanın pek çok noktasından bizi izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.